Bile ilgili dikkat çeken açıklama yapıldı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu ikinci toplantısı hafta başında gerçekleşecek. Temmuz zammı ile net asgari ücret %34 artışla 11.402 liraya, dönemin kuruyla da 482 dolar düzeyine çıkarak rekor kırdı, 2024 yılında dezenflasyonist süreçle beraber tek dönemi başlıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hükümetten işçilerin yanında olunmasını istedi. Öte yandan asgari ücret zammı ile birlikte işsizlik maaşı, asgari ücretlinin kıdem tazminatı, askerlik ve doğum borçlanması, yurt dışı borçlanması, ihya tutarı ve isteğe bağlı sigorta primi, genel sağlık sigortası, GSS primleri, 65 yaş, engelli ve evde bakım maaşı gelir sınırı, rapor parası ve iş görmezlik ödeneği, kısa çalışma ve yarı zamanlı çalışma ödeneği ve stajyer ücreti değişecek. Peki yine asgari ücret ne kadar olacak? Milyonların merak ettiği rakamlar belli oldu. Zammı 7 milyon çalışanı doğrudan 85 milyon vatandaşı da dolaylı yoldan etkiliyor. Asgari ücret 2024 için maraton başladı. Yeni asgari ücret 25 ila 29 Aralık tarihleri arasında netleşecek. Sabahten Mete Dirice'nin haberine göre, 7 milyon çalışanı doğrudan 85 milyon vatandaşı da dolaylı yoldan etkileyecek asgari ücret zammı için maraton başladı. Ocak 2023'te %54,7 artışla 8506 TL'ye yükselen asgari ücret, Temmuz ara zammı ile beraber %34. Devlet desteği artıyor. Temmuz zammı sonrası asgari ücret üzerindeki gelir ve damga vergisi alınmamaya devam edildi. İşçi başına yapılan aylık asgari ücret desteği 2023 yılının ikinci yarısı için 400 liradan 500 liraya yükseldi. Rakamın yeni dönemde daha da artması bekleniyor. Asgari ücret 2024 için ilk rakamı TİSK verecek. Ocak 2024'te asgari ücret, emekli ve memur zammı başta olmak üzere, engelli maaşları, dul yetim aylıkları, evde bakım destekleri ile sosyal transfer harcamaları artırılacak. İlk adım asgari ücret olacak. Asgari Tespit Komisyonu ikinci toplantısı 18 Aralık 2023 Pazartesi günü gerçekleştirecek. Bu toplantıda verilerin masaya yatırılması bekleniyor. İlk rakam teklifi TİSK'ten gelecek.